Günaydınlar. Bir Perşembe sabahından günaydınlar. Şimdi ben işe gideceğim ama işten önce vakit ürettim. Sırf bu çekimi yapabilmek için. O yüzden dergimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dergimiz neydi? B Kapısı dergisiydi. Ben hala anlamını bilmesem de, yani neden B Kapısı dediklerini bilmesem de dün birazcık kurcaladım. Güzel bölümler var. Onları tek seferde yüklemeyi planlıyorum. Şöyle yapacağız. Burada Can Şaşmaz Kimdir diye bir söyleşi bölümü var. Onu atlayacağız. Sonra tanıtım bölümü var. Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Döner Sermaye İşletmesi diye bir bölüm açmışlar. Uçak bakım alanından görüntüler var. Buraya da geçiyoruz. Biz şeye başlayacağız. Kanatları kırık uçağın son seferi diye bir bölüm açmışlar. Biz buraya başlayacağız. Burada Semra Dereli, Civelekan, yazar, şair, kabin hizmetleri, aynı zamanda eğitmen. Yani size gösterelim hemen. Kimileri böyle kitapların buralarını böyle kırmaz ama arkadaşlar ben naharca kırıyorum. Tam olarak şurada. Evet. Kanatları kırık uçağın son seferi. Fransa'nın Toulouse kentinin devasa Airbus hangarında gündemin tüm parçaları özenle birbirine iliştirilirken ömrümün son günlerini doğum yerime binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkenin oto sanayisinin karşısında asfaltı bozuk, yamalı bir yolu işgal ederek geçireceğimi bilmiyordum. Burada uçağı seslendirmişler. Şimdi hayvanları seslendirince fable diyorduk da uçağı seslendiren de yani bu şeye ne diyeceğiz? Uzun geçen ömrüm gövdemle metal yorgunluğu oluşana dek hava yolu şirketleri ve değişik rotasyonlar arasında gidip gelmekle geçti. Bu metal yorgunluğu sanırım minimum bu havacılık sektöründe 20 sene bu işi yaptıktan sonra gelen bir nasıl desem bünyesel bir yorgunluk. Mesela bizde de o zaman tebeşirsel yorgunluk olabilir yani. Sonuçta öğretmen uzun süre sektörde kalınca ve kendisinin yaşı arttıkça, öğrencinin yaşı sabit kaldıkça sektörde bir yorgunluk hissedebilir, bir mental yorgunluk. Mesela her sektörün kendine ait bir ismi var bu şekilde. Gökyüzünde geçirdiğim 37 bin saat uçuş boyunca küçük uçaklar gösterişli gövdemi ve iri kanatlarımı kıskandılar. Her kalkışım burnumu dik, gövdemi gururla yükseltişim, kumandalarımı emanet ettiğim pilotları sevindirdi. Görevimi en iyi şekilde bitirmek üzere yaptığım her inişim, ağır kanatlarımı süzerek yere değişim, mesafeleri kat eden kabindeki misafirlerimi rahatlatıyordu. Çok tatlı ya, bir uçağın dili olsa da konuşsa. Cümlesinin cevabı resmen. Sabahları apron adı verilen uçak alanından aheste aheste hareket edip pist başına doğru ilerlediğimde etraftaki küçük uçakların yanına fiyakalı gövdem havasını atarak ilerlerdi. Pist başında beyaz ördek sürüsü gibi ard arda dizilmiş tüm uçaklar birbirimizi süzerdi. Benden büyük uçak fazla görmezdim. Görmedikçe de gövdeme takılmış her bir vidayı yerinden oynatmadan ilerler. İri lastiklerimin üzerinde heybetim ardına bakmadan şaha kalkardı. Küçük kardeşlerim fazla yukarı tırmanamazken ben 41 bin fit yükseklikten onları seyrederdim. Bulutların arasında 880 kilometre hızla ilerlerken geçirdiğim günleri şimdi hasretle anıyorum. Bu arada uçakların maksimum çıkabildiği yükseklik geçen internetten baktım 32 bin civar bir şeydi. Yani o internetteki bilgiler ne kadar doğru bilmiyorum ama burada 41 bin fite çıkması şaşırttı beni açıkçası. Şu an mahallemden çekiyorum arkadaşlar. Arka plan mahallem. Tam şu yolun yan tarafı benim evim. Evet, bir gün geldi ki uçtuğum hava yolu kapandı. Filodaki arkadaşlarımı parçalayıp hurdacıya yolladılar. Onlardan ayrılmak benim için zor olan ilk şeydi. Kuvvetli motorların sesi sonsuza dek susturulmuş, gövdesindeki bölümleri bir bir parça parçalara ayırarak son yolculuklarına çıkarmışlardı. Onlara veda eden yaşlı gövdeme henüz kimse dokunmamıştı. Yani 41 bin havada kal sen. Yandan kuş burnundan birazcık içeceğim arkadaşlar. Evde bir sürü bitki çayları var. Hem bu vesileyle de tüketmiş oldum. Gerçi bu poşet çaylar sağlıksız değil mi? Sağlıksız olmasına rağmen içeceğim. Onlara veda eden yaşlı gövdeme ise henüz kimse dokunmamıştı. Yorgunluğuma, arkadaşlarımdan ayrıma ve uçtuğum firmanın gündemde yer alan adının silmesine çok üzülmüştüm. Günler geçmesine rağmen apronun ücra bir köşesinde unutulmuş olmak içimi daha da acıtıyordu. Etrafımdan gelip geçen teknisyenler
Beni bir iş adamının çok para ödeyerek satın aldığını ve içimde bir yerlerin restoran yapılacağını konuşuyorlardı. Bunca yıllık uçuş hayatımda birçok misafiri ağırlamıştı şık üniformalı hostes arkadaşlarım. Bu restoran denilen şey iyi bir şey miydi benim için? Jilet fabrikasına gitmekten bu sayede kurtulduğumu söylüyordu bazıları. Oysa ki sonumun böyle hazin olacağını bilseler, filodaki arkadaşlarımla beraber parçalanmayı ve yok edilmeyi tercih edeceğimi düşünürlerdi. Aradan aylar geçti. Yaşlı gövdem apronun keskin sonunda çok geceler sallandı. Günün bir de beni tekrar ziyarete geldiler. Bana ne yapacaklarını anlamadığım halde sadece beni unutmamalarına seviniyordum. Konuşmalarımı dinleyince bazen unutulmak mı daha iyidir diye düşündüm. Devlet Hava Meydanları İşletmesi apronda yer işgal ettiğimi düşünmüş ve beni bulunduğum yerden tahliye etmeye karar vermiş. Birkaç görevli yüksek sesle söyleniyordu. Uçağın restoran yapılması için gereken alan bulunamamış. Hiçbir belediye uçak restorana ruhsat vermiyormuş. Galiba vardı böyle bir restoran, değil mi? Hiç gitmedim mesela. Anladım. Belediye dedikleri kimlerdense beni sevmiyormuş. Başkaları da uçak alanında görmek istemiyormuş. Peki ne olacaktı bunca yıllık emeğimin karşılığı? Dikey stabilizemde bu düşünceler gezinirken birileri canımı acıtmaya başladı. Dikey stabilizemde bu düşüncelerde gezinirken birileri canımı acıtmaya başladı. Çok iyi değil mi ya? O da neydi öyle? Kanatlarımı kesiyorlardı. Bırakın kanatlarımı, kırmayın. Çok rüzgarla baş ettim ben. Bulutları kaydırdım slatlarımın arasından. Yapmayın. Kuyruğumu da kesmek zorunda mısınız? Bütün küçük uçakların önünde beni bu duruma neden düşürdünüz? Metal yorgunluğu yaşayan gövdemi de keserek büyük bir vinçle sahil yolu tarafına çıkardılar her bir parçamı. Bir zamanlar son yaklaşmada görürdüm bu yolu. Tüm arabaların üzerine düşerdi geniş gövdem. Çok iyi. Devam edelim. Hatta şey görselleri de bence göstermeliyim. Bakın ön sayfada böyle çocuklar çıkıp poz vermiş şeyin üzerine. Uçağın üzerine. Hem şurada çocuklar var. Tepesine çıkıp poz vermiş. Arka tarafta da ay hakikaten ya parça pinçik etmişler uçağı. Şurada bir görsel. Tam olarak şurada. Ve burada da arabaların yanına koymuşlar park halinde. Park halinde ne demekse. Neyse öyle bir şey işte. Bilmiyoruz, öğreniyoruz işte. Burada da şey bir İETT otobüsü mü diyeyim, dolmuş mu diyeyim, minibüs mü diyeyim. Minibüs değil de gerçi bu. Otobüs diyeyim. Otobüsün yanında kıyas yapacak şekilde bir görsel. Parçalamışlar hakikaten için. Gerçi çok, nasıl restoran olacak ki herhalde bir küçük küçük ikili masalar. Aylardan Kasım'mış. Sonbahar hüznü yaraştı hurdama. Sefaköy tabelasını gördüm geçerken bir de Oto sanayi var şimdiki park yerimin karşısında. Hakkımda çürümeye yüz tutmuş eski dev diye başlıklar attığını duydum birkaç yerel gazetenin. Önceleri yanımdan gelip geçenler şaşkın bakışlarla inceliyorlardı beni. Parçalanmış gövdeme hala hayretle bakılması hoşuma gidiyordu. Fiyakasını kaybetmiş gövdeme tırmanıp hatıra fotoğrafı çekenler de oldu. Gururum okşanıyordu. Tabii hala büyüyen göz bebekleriyle baktıklarında. Giderek gelip geçen gözler de alıştılar. Parçalansa da hala kocaman uçağın gariban duruşuna. Ay aslında bir film olsa böyle Havacılık Müzesi'ndeki uçakları seslendirseler çok iyi olmaz mıydı? Hepsinin bir anısı var, görmüş geçmişliği var. Ya bir gün yönetmen olursam ben yapayım bunu. Çok iyi ya. Ay heyecanlandım ya. Bu fikrin kendisi bile heyecanlandırdı. Artık üzerimden alçalarak geçen küçük uçaklar benden daha afilli. Üstelik iniş takımları da sağlam. Bense devrilmemek için zorluyorum kendimi. Zaman geçtikçe sıradanlaşıyormuş olayları ve insanlara alışıyormuş her şeye. Zaman geçtikçe sıradanlaşıyormuş olayları ve insanlar alışıyormuş her şeye. Alışmak bir tek benim için zor belki de. Kaç parçaya bölündüm hala etrafımdan geçenler için endişeleniyorum. Kaç parçaya bölündüm hala etrafımdan geçenler için endişeleniyorum. Ya kırık kanadımın altında eğreti duran Ram Air türbine daha fazla bana tutunamaz da düşerse? Ram Air Turbin daha fazla bana tutunamaz da düşerse. Beni kanıksayan hatta artık görmeyen insanlara zarar verirsem diye düşünüyorum. Bir zamanlar yakalarında parıl parıl parlayan rozetimi taşıyan kişiler binip inerdi kapılarıma yanaşan merdivenlerden. Benden uzaktayken bile gururla göğüslerinde taşıyorlar minik uçak gövdemi diye sevinirdim. Epeydir merdiven dahi yanaşmıyor yamacıma. Ben o koridorda cıvıl cıvıl konuşan ekipleri 9. bulutun üzerindeki anılarımı çok özledim. Bilseniz hakkımda hurda denilmesi ne çok incitiyor beni. Benim annemin de bana ara ara şey dediğini hatırlıyorum. Ben Elazığ'da okurken
memlekete gittiğimde bütün böyle kırılmış, bozulmuş eşyalarımı atmayıp eve götürüp tamir ettiriyordum. Annem her defasında şey diyordu, yine hurdalığa dönüp gelmişsin derdi. Aklıma geldi ya. Bundan size ne ama söyledim artık. Uçtuğum zamanlarda pek çok defa ellerinde çiçeklerle artık emekli, artık emekli dedikleri kişileri karşılamaya geldiklerini görmüştüm. Kaptanların boynuna çelenk asarlardı son uçuşun anısına. Ben beyaz gövdemin önünde poz verip fotoğraf çektirirken. Şimdi nerede o kaptanlar, o kabin amirleri? Onlar da benim gibi hissediyorlar artık emekliyken. Onca saatlik mesainin ardından kuytu bir köşeye çekilmiş, yalnız ve unutulmuş olmanın acısını sıra gelene kadar ancak yaşayanlar mı bilir yoksa? Bu arada İstanbul'dan Kocaeli'ne giderken bir yolda böyle bir kavşağın orada büyük bir uçak bırakmış. Acaba bu uçak o uçak mı? Gerçi bu çok parçalanmış yani, o öyle değil sanki. Acaba aynı uçak mı? Yani bu uçağın bir adı yok mu? Evet, kanatları kırık uçağın son seferi böyleydi. Güzel bir soruyla sonlandırmış. Şimdi arkadaşlar, burada bir sayfada şey var. Your business partner for. Bu ne? Bir bakalım. Bir sertifika var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. ISO Company. Bu da herhalde. Buraya adres bırakmışlar. sales@evitationpsi.com diyeyim ya da .com. www.evitationpsi.com. Burada da iletişim numarası var. Contact us. Bizimle kontak kurun. Burada reklam var. Reklam varmış. Şimdi bunun devamında bir de hedefler diye bir bölüm var. Hedefler bölümü birazcık uzun. Onu ayrı bir başlıkta inceleyeceğiz. Arkasında Kolombiya var. Sonra Robert Rodriguez var. Doğru telaffuz ettim mi bilmiyorum ama ondan sonra gelen Güncel Havacılık Haberleri diye bir bölüm var. O bölümü de yine bu bölümün arkasına iliştirmekte bir sakınca görmüyorum. O halde başlayayım. Böyle R ve M demiş. Bu ne anlama geliyor? Güvenli kablolama altyapısıyla havaalanının ilk bölümünde kurulu olan 110 bin bağlantıyla binlerce kamera, kart okuyucu ve veri merkezlerini birbirine bağladı. İstanbul, Türkiye 08 Mayıs 2019, dünyanın en gelişmiş ve güvenli tesislerinde gösterilen havaalanları bu şöhreti de en son güvenli BT sistemleri sayesinde kazanıyor. BT mi demem lazım acaba? Bu alanda önce çalışmaların çoğu bu yıl faaliyete geçen İstanbul Büyük Havalimanı yani İGA tarafından yürütülüyor. Dünyadaki en büyük havalimanı olarak gösterilen İstanbul Havalimanı, RM tarafından sağlanan bir ağa dayanan temel güvenlik, iletişim ve BT fonksiyonu ile aynı zamanda dünyanın ilk dijital havalimanı unvanına da sahip. Bak sen şu İGA'ya. Airbus tüm zamanlarda teslim ettiği uçak sayısının 12 bine ulaşmasını belirtmek amacıyla Amerikalı Delta Hava Yolları'na teslim edeceği 12. A220 tipi uçağının test uçuşu sırasında gökyüzüne 12K yazısını işaretledi. Ve Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yılında da böyle bir şey yaptılar. Cumhuriyet'in 100. yılında ne yaptılar? Şey yazdılar, gökyüzüne 100 yazmışlardı. Burada da tam belli oluyor mu bilmiyorum ama 12K yazmışlar. Neymiş? Delta Hava Yolları'na teslim edeceği 12. A220 tipi uçağın test uçuşu sırasında gökyüzüne 12K yazısını yazmışlar. Ottawa. Haritada Ottawa var. Quebec City, Montreal, Montreal kalkışta gitmiş, dolanmış, geri gelmiş. Çok tatlı. Türk Hava Yolları, uluslararası transit yolcularını havalimanındaki bekleme sürelerini daha fazla değerlendirmek amacıyla akşamları ücretsiz İstanbul Boğaz turu hizmeti vermeye başladı. 2019'muş bu. Oha, böyle bir şeyin varını bilmiyordum. Yani hadi oradan alıp Boğaz turuna götürüp geri mi getiriyorlar? Ne yapıyorlar? Hoşuma gitti. Bakın burada da bir Boğaz turunda görsel vermişler. Boğaz turuna taşıdıkları insanların fotosunu çekmişler. Türkiye'nin ilk yerli turbo jet motoru başarıyla ateşlenmiş 2019'da. Tamamı milli imkanlarla geliştirilen motor öncelikle füzelerde kullanılacak. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Okyay, ilk adımı attık. Bunu geliştirerek nihayetinde uçak motoru üretimine de geçeceğiz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağının birebir ölçülerdeki modelin ilk kez bu yılki Paris Air Show'da sergileneceğini bildirdi. İstanbul Havalimanı taksilerinde uygulama ile Türkçe, İngilizce ve Arapça hizmet verilecek. Şey demek istemiyorum. Sistem yolcuya nereye, hangi yoldan gideceğini soracak. Yolcu
yolun sonuna ne kadar ücret ödeyeceğini bilecek. Yolcu uygulamayı indirerek şehir içindeyken havalimanı taksini çağırabilecek. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yolcuların unuttuğu eşyalar için yeni bir uygulama geliştirdi. Eşyasını kaybeden yolcu kayıp eşya formuna fotoğrafı yükleyecek ve sistemde eşleşme için taranacak. Eşleşme gerçekleştiyse eşya yolcu nerede olursa olsun gönderilecek. Kaynak: Hav Arena Medya diye bir kaynak belirtilmiş. Önündeki araç gidecek, şimdi ses yapacak. Bu bölümün sonunda da böyle bir bulmaca yapmışlar. Bu bulmacayı ben çözdükten sonra sizle de paylaşacağım. Tabii bulmacayı çözebilmek için önce bir altyapımın kuvvetli olması lazım. Şimdi özetle biz ne yaptık? Biz havacılıkla ilgili iki tane bölüm vardı. Güncel havacılık haberi diye geçmişti. Burada da uçak parçalarıyla ilgili bir bölüm olmuş. Sonra burada Atatürk'ün bir sözü var. Önce göstereyim. Ay bacım, çok yanaşma bana. Şurada Atatürk'ün bir sözü var, onu okumak istiyorum. Türk çocuğu, her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek düzeyde seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Sesim gidiyor. Buradan gerçek dostlarımız sevinecek, Türk ulusu mutlu olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. Fırfır. Oha, önündeki egzoz çıkışları çok güzel değil mi? Yeşeye benziyor. Denizdeki bir balığa. Böyle onun da böyle bıyıkları var. Evet. Arkadaşlar, bu videoyu kapatacağım. Ben şimdi devamında başka şeyler de çekeceğim. Hedefler diye bir bölüm var. O bölüme geçmek istiyorum. O bölümden hemen önce de söyleşi ve tanıtımı da aradan çıkarmayı planlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.